Bizim sektörümüzden, gayrimenkul sektörüne bakacak olursak, ben biraz ilginç bir ilişki var diye düşünüyorum arasında. Bir çeşit aşk ve nefret ilişkisi var gibi geliyor bana. Nefret ilişkisi var çünkü aslında gayrimenkul aynı zamanda bir yatırım aracı. Sadece bir barınma amacıyla yapılan bir yatırım değil, doğrudan kendisi de bir yatırım aracı. Bir çeşit hisse senedi gibi düşünebiliriz. Hem kira geliri var, hem de üzerinde sermaye getirisi var. Böyle baktığımız zaman aynı havuzu, tasarruf havuzundan o da pay alıyor. Öteki taraftan da bir aşk ilişkisi var. Çünkü bizim açımızdan herhangi bir sektör gibi değil gayrimenkul sektörü. Aynı zamanda sermaye piyasalarının çok yararlandığı bir sektör. Çünkü sermaye piyasalarının en önemli araçlarından biri de menkul kıymetleştirme. Ve menkul kıymetleştirmeye en uygun ürün de esasen gayrimenkul sektöründen çıkıyor. Bizim fonksiyonumuz menkul kıymetleştirme ile gayrimenkul sektörüne şöyle bir fayda sağlıyoruz. Birincisi küçük tutarlara sahip yatırımcıların da gayrimenkul sektörüne girmesini sağlıyoruz. Yatırımcıların gayrimenkulün kendi maliyetlerinden kaynaklanan maliyetlerine yüklenmeden, bunu üstlenmeden gayrimenkul sektörüne yatırım yapmasını sağlıyoruz. Ve her şeyden önemlisi likidite, biliyorsunuz gayrimenkulle menkul arasındaki temel ayrım likidite farkı. Biz gayrimenkul sektörüne yatırımı da bu şekilde daha likit bir ürüne dönüştürmüş oluyoruz. Bunu yaparken esasen 3 tane aracımız var. Bunlardan bir tanesi portföy yönetimi gözüyle baktığımızda yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları zaten çok uzun yıllardır kullandığımız bir ürün biliyorsunuz. Daha 90'lı yıllardan başlar gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve başarılı bir üründür. Yatırım fonları kapsamında da yeni yeni başladı ve hızla büyüyor. Diğer iki ürün kira sertifikası ve gayrimenkul sertifikası. Kira sertifikasının da örnekleri var. Özellikle faizsiz finans tarafında kullanıyoruz bu ürünü. Gayrimenkul sertifikaları ise maalesef örneği yoktu. Gayrimenkul sertifikaları bence çok önemli bir ürün ve ben bundan 5 yıl önce bu konuya bakıp ve şirketleri ziyaret edip anlatmaya çalışıyorduk gayrimenkul sertifikalarını. Fakat o zaman gayrimenkul şirketleri soğuk bakıyordu. Zaten gayrimenkulün kendisini satıyoruz. Yani ne gerek var böyle şey diye düşünüyorlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada sanki gayrimenkul sertifikaların tam da zamanı diye düşünüyorum ben mevcut konjonktürde. Biz de bu konuyu gündeme bu sene getirmek istiyorduk. Ve tam da bununla ilgili olarak bir gayrimenkul sertifikası halka arzı gündeme geldi, üst üste geldi. Yani bu panelin iki fonksiyonu birden var. Bir tanesi bu ürünü genel olarak kendi sektörümüzle paylaşmak. Bir yandan da bu halka arzla ilgili olarak yatırımcıların kafasında bir takım soru işaretleri varsa, çünkü sonuçta bu yeni bir ürün, gerçi 90'lı yıllarda konut sertifikası olarak benzerleri var ama gayrimenkul sertifikası olarak yeni bir ürün ve bununla ilgili olarak soru işaretleri varsa bunları da ortadan kaldırmaya başlıyoruz. Bu nedenle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka önemi de eğer bu arz başarılı olursa bir yandan gayrimenkul sektörü için yepyeni bir açılım olacak diye düşünüyoruz. Öteki taraftan da bizim sermaye piyasaları tarafındaki kurumlar içinde yepyeni bir piyasa oluşuyor. Bunun arkasından yeni ağızların da gelmesiyle beraber nispeten büyük işlem gören bir piyasa oluşacağını ben tahmin ediyorum. Bu nedenle bu arz, şu anda gündemdeki arz bu açıdan da çok önemli. Bütün sektörün oyuncularına bu anlamda ciddi bir rol düşüyor diye düşünüyorum.